Ben Atölye Lobi'nin cam eğitmeni Aybüke Orhan. Bugün size cam sanat hakkında kısaca bilgi vermek için buradayım. Cam sanatı kendi içinde bölümlere ayrılan bir sanat dalıdır. Belki duymuşsunuzdur. Füzyon, sıcak cam üfleme, açık alevde şekillendirme, kalıba dökümü, vitray gibi kendi içinde birçok bölümden oluşur. Ben size bugün açık alevde şekillendirme alanından bahsetmek istiyorum. Bu alanda kullanılan camlar bu iş için özel üretilmiş camlardır. Oksijen ve gazın birleşimiyle meydana gelen yüksek dereceli bir alevde eritilerek şekillendirilir. Aklınızda tabii ki şöyle sorular canlanabilir. Acaba hani iletir mi, elimiz yanar mı, gözümüze gelir mi vesaire. Tabii ki çalışma esnasında gözümüzü korumak için ve göz sağlığımızı korumak için özel camlardan oluşan gözlüğümüzü takıyoruz. Üzerimize önlüğümüzü giyiyoruz. Ve aynı zamanda cam iletken bir malzeme değildir. Çalışma esnasında ısı hiçbir şekilde elimize gelmez veya herhangi bir yerimize, yüzümüze yansımaz. Nasıl gelişim gösterebiliriz? İlk etapta doğru bir şekilde eğitmen yardımıyla belli teknikleri öğrenerek, malzemeyi tanıyarak, daha sonra da bol bol pratik yaparak bu alanda ilerleyebiliriz. Güzel güzel objeler meydana getirebiliriz. Kendi boncuklarımızı, kendi takılarımızı, kendi biblolarımızı oluşturabiliriz. Bunun birçok örneğini görmüşsünüzdür çevrenizde. Orada hani yazlık yerlerde özellikle bu alanda çok fazla etkinlikler, şovlar yapılabilir. Ben de şimdi size küçük bir melek figürü yapmak istiyorum. Çok pratik. Daha sonrasında belki bu alanda denemek isterseniz, deneyimlemek istediğinizde açıp bu videoyu izleyerek kendinize bu göstermenin pratik melek örneğini yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. Giydim, gözlüğümü taktım ve saçımı topladım. Oksijenim açık, gazımı da açıyorum. Ve alevimi oluşturdum. Şimdi ben kendi renklerimi seçtim. Ani çatlamalar, sıçramalar olmaması için ilk önce camımı aleve alıştırıyorum. Yani içeri dışarı işlemi yaparak camımı aleve alıştırmış oluyorum. Çubuğum uzun olduğu için koparma işlemi yapıyorum. Ama koparma işlemini yaparken de iki camın gücünden yararlanıyorum. Daha hızlı bir şekilde, daha yoğun cam elde edebiliyorum. İlk önce melek figürümüzün alt kısmını oluşturacağım. Camımızı oluşturdum. Şimdi el aletlerimizden yardım alacağım. Erittiğim camı ilk etapta top haline getiriyorum. Şu anda çok yumuşak halde. Şekil vermeye çalışsam da aslında istediğim şekli veremeyebilirim. Bu yüzden ilk önce düzgün bir top haline getiriyorum. Yani güzel bir iş yapacaksak ilk önce simetri önemli. Top haline getirdim. Hafif katılaştı. Tekrar aleve girip çıkarıyorum. Sadece dış yüzeyini ısıtarak maşamın veya grafitimin üzerinde konik hale getiriyorum. Yani şöyle bir şekil alıyorum. Tekrar ısıtıyorum. Son düzeltme işlemini yapıyorum. İstediğim şekli oluşturdum. Tam olarak bu. Şimdi ben altının da düz olmasını istiyorum. Ayakta durabilmesi için. Onun için de şuradaki yüzeye basıyorum.
grafitinden yardım alıyor ama altında düz bir konik oluşuyor. Şimdi fotoğrafı alacağım. Fotoğrafı alırken ben genelde şeffaf camı yine şeffafla alıyorum ama opak camda yine şeffaf camdan yararlanıyorum. Çünkü kimyaları farklı, yumuşaklıkları farklı. Opak cam daha yumuşak bir cam olduğu için iki opak cam bir araya geldiğinde çok hızlı kaynaşabiliyor. Ben o yüzden daha sert bir cam tercih ediyorum. Camların kaynaşmaması için bir uç hazırladım. Puntimden yardım alıyorum. Camı bu aşamada koparırken burada bir miktar cam bırakıyorum. Bir yandan da yer çekiminden yararlanıyorum. Yer çekimi her zaman bizim çalışma aletimizdir. Şu şekilde. Vücut kısmında hala işlemimiz devam ettiği için onu sıcak tutmak zorundayım. Kendime aynı tonda şeffaf bir renk tercih ettim. Kanatları bununla yapacağım. İlk önce yerini belirtiyorum. İlk önce kanat koyacağım yerleri belli ettim. Daha sonra biraz cam ekleyerek alanı büyütüyorum. Şöyle elimde olan tırtıklı maşadan destek alacağım. Maşayla geldim, bastım. Bunu da ısıtıyorum. Bastım. Şöyle bir iki yuvarlak oluştu. Tabii ki de bu şekil olarak hoş durmuyor. Daha hoş görünmesi için ısıtıyorum kanatlarımı ve cımbızımla tutup yukarı çekiyorum. Aşama aşama. Çektim. Şimdi daha melek olduğunu hissettirmek için de küçük bir haresini oluşturacağım. Vücut kısmında ve kanatlarla işim bitti. Kafaya ısı veriyorum. İnce bir çizgi çekiyorum arka kısmından görünmeyecek şekilde. Bekledim. Bir çubuk oluşturdum. Sonra küçük bir döndürme işlemi yaparak haremizi oluşturacağız. Thank you.
alemimi biraz kıstım. Çünkü çok ince bir noktaya işlem yapacağım. Bu şekilde meleğimizi çok pratik yollarla oluşturabiliyoruz. Kanadını istediğiniz gibi şekillerde yapabilirsiniz ama size en böyle pratik haliyle bir örnek sunmak istedim. Şu anda bu çok sıcak. Alevimi kapatıyorum işim bittiği için. Şimdi bunun ısısının yavaş yavaş düşmesi için yani tavlanma işlemi için kumumuzun içine yani çalışma kumumuzun atarak soğumasını bekliyoruz. Bitmiş halini birazdan sizlere veririz. Meleğimiz şimdi soğudu. Kumdan çıkarıyoruz. Siz de cam yapmaya başladığınızda bu şekilde pratik melek çalışmaları yapabilirsiniz.